elinde değil Yusuf'a meyletmesi, meyletmemesi. Dolayısıyla bu da kardeşlerinin kıskançlığını çekti. Yusuf'u da kendi kardeşleri kuyuya attı. Bu da bir kötü örnek olarak tarihimizde duruyor. Peki hiç iyi bir örnek yok mudur hocam derseniz elbette ki var. Bir Hazreti Musa örneği var. Hazreti Musa İslam alimlerinin ifadesiyle yeryüzünde hiçbir kimse kardeşine onun kadar büyük bir iyilik yapmış olamaz derler. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak ey Musa seni ben peygamber olarak seçtim. Sana vahiy vermek üzere seni seçtim der. Hazreti Musa orada şunu söyler. Ya Rabbi, kardeşim Harun benden daha güzel konuşma kabiliyetine sahiptir. Ona da ne olur peygamberlik ver. Biz bu vazifeyi birlikte yürütelim. Hazreti Musa çok çok az insanın yapabileceği bir centilmenliği göstererek Cenab-ı Hakk'ın Tur Dağı'nda onu özel olarak davet edip de onunla söyleştiği bir ortamda kardeşi Harun'u da düşünmüş, kardeşine de peygamberlik istemiştir. Ve Cenab-ı Hak onu kırmamış, Hazreti Harun'u da peygamber kılmıştır. İşte bu da son derece müstesna bir örnektir. Sonra efendim bir Halil İbrahim kardeşler örneğinden söz edeyim sizlere. İki kardeşten bahseder tarih kitapları. Ne zaman yaşadıkları bilinmez. Ama Halil İbrahim kardeşler de elbette ki İbrahim Aleyhisselam'dan sonra yaşayan kimselerdir. Halil büyük kardeş, İbrahim küçük kardeş. Ekin etmişler, zamanı gelince biçmişler. Mahsulatı aralarında pay edecekler. Halil evli olan, İbrahim ise bekar olan, düğünü olacak olan kardeştir. Ancak gönülleri birbirlerine karşı çok fedakar, samimi olan bu iki kardeşi Cenab-ı Hak bakınız nasıl mükafatlandırıyor. Başlıyorlar yığdıkları ekini bölüştürme. Ellerindeki bir kileyle bir büyük kardeşe, bir küçük kardeşe olmak üzere bölüştürüyorlar. Öğlen vakti büyük Halil kardeş diyor ki, haydi sen git yemeğini ye de gel diyor. Peki abi diyor, gidiyor. Kardeşi gittikten sonra Halil, ben nasıl olsa evliyim, evim barkım, çoluk çocuğum var. Evlenecek olan kardeşime biraz fazla vereyim de o yuvasını rahatlıkla kursun diye kendisine bir kile bölüştürürken kardeşine 1,5 veriyor. Böyle bir samimi duyguyla kardeşinin gıyabında bırakınız ona adaletsizlik etmeyi, onun lehine bir inisiyatif kullanıyor. Kardeşi geliyor, abi diyor, ben yemeği yedim, sen de git, yemeğin hazırlanmış yemeğini ye diyor. Abisi gözden kaybolunca İbrahim başlıyor bölüştürmeye, fakat o da çok samimi bir dürüstlükle, alicenaplıkla diyor ki ben nasıl olsa yalnız biriyim. Abimin ise çoluk çocuğu var, kendisine bir koyarken o da abisine fazla fazla 1,5 ölçek gibi bir bölüştürmede bulunuyor. Abisi dönüp geliyor, akşama kadar bölüştürüyorlar. Fakat yani bunlar yığından alıp iki ayrı öbek yapıyorlar ama doğru dürüst bir şey eksilmiyor yığından. Geceyi orada geçiriyorlar, ertesi günü gene bölüştürüyorlar akşamına kadar.
hala tüketemiyorlar ve şaşırıp kalıyorlar. Bir günde bölüştürülecek olan bu buğday yığınını iki gün bitiremiyorlar. Köyün alimine danışıyorlar, bu neyin nesidir? Sanki yerden kaynıyor diyorlar. Burada Allah'ın bir hikmeti ve ikramı var diyor. Mutlaka birimizden birinin niyeti Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiştir diye söylüyor köyün alimi. Ne düşündüğünüz söyleyin hele bir bakalım deyince, iki kardeş de bu samimi duygularını ifade ediyorlar. Aziz müminler, köyün alimi olan kişi diyor ki, hiç başka sebep aramanıza gerek yok. Siz birbirinizin gıyabında birbirinizi düşündüğünüz için Allah bundan çok hoşnut olur. Sizin bu azıcık kazancınıza çokça bereket verdi ve size mübarek olsun bu buğdayınız, ekiminiz, mahsulünüz diyor. Ondan sonra Halil İbrahim kardeşlerin bu bereketli hikayesi insanların diline Halil İbrahim bereketi olarak kalıyor. Kul gıyabında ister öz kardeşi olsun, ister din kardeşi olsun, onu düşünecek olursa, onu da düşünecek olan Allah. Rabbimiz Teala Peygamberimizin diliyle bize nasıl davranacağını bildiriyor. Bir kulumun ihtiyacını görürse bir başka kulum, onun da ihtiyacını ben görürüm buyur. Ve öylesine daha büyük bir müjdedir ki bu, kim bir mümin kardeşini dünya sıkıntılarının birinden kurtaracak olursa, Cenab-ı Hak da onun mahşer günü sıkıntılarından birinden kurtarır. Aziz müminler, dünya sıkıntıları ama öyle ama öyle geçer. Dünya sıkıntısını çözebilmeniz için adamlar bulabilirsiniz, paralar verebilirsiniz, itibarınızı, şanınızı, şöhretinizi kullanabilirsiniz. Ama ahiret sıkıntısında, ahirette geçer akçe sadece kalbi selim ve ameli salih. O ortamda bunlar varsa ne âlâ, bunlar yoksa kayıptayız demektir. Fakat bir mümine bu dünya sıkıntısında yardım eden müminin Cenab-ı Hak da mahşer gününde sıkıntılarından birini gidereceğini buyurması hakikaten bizler için çok büyük bir müjdedir. İşte tarihte yaşanmış bu örnekler yaşana geldi ta asr-ı saadete kadar. Rabbul Alemin Hucurat suresinde Estaizu billah اِنَّمَا تُفْبِينَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ayetiyle bizlere müminlerin kardeşler olmuş. Bilin ki başka bir şey vasfıyla değil. اِنَّمَا ancak ve ancak müminlere yakışan ifade, müminlere yakışan özellik kardeşliktir diyor Mevlamız. Kardeştir mümin. Bir kardeşin kardeşe olan ihtiyacı neyse odur. Kardeşin kardeşle olan hukuku neyse odur. Hazreti Ali valisine bir mektup yazdığında dedi ki, insanlar senin ya dinde kardeşindir ya da hikmette eşindir, ona göre. Yani mümin iseler Allah müminleri kardeş kıldı, gayrimüslim iseler Adem babamızdan Havva annemizden oldukları için yaratılışta senin eşindirler. Yani senin gibi eşindirler diye mektup yazdı. Çünkü o Hazreti Ali radıyallahu anh, o Hazreti Ali Efendimiz aleyhisselatü vesselamın veda hutbesini dinlemişti. Efendimiz de buyurmuştu ki, insanlar, Arap olanın Arap olmayanlar üzerinde hiçbir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanların da Araplar üzerinde bir üstünlüğü söz konusu değildir. İnsanlar tarağın dişlerinde
şey gibi eşittirler buyurur. Para malumunuz düzdür, hepsi eşittirler buyurur. Hepiniz Adem'in neslindensiniz. Adem ise topraktan. Ve aziz müminler, yeryüzünde ırk, renk, dil, soy, sok, sosyal statü dediğimiz bir takım farklılık unsurlarının geçer akçe olmadığı tek din